Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere fiilde çatı ile ilgili ikinci testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda cümlelerin hangisi özne yüklem ilişkisi bakımından farklıdır demiş. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya birçok öğretmen atandı. Bakın atandı, yüklem ve fiil. Ne ikimizi almış? Dolayısıyla bu ya dönüşlüdür ya da arkadaşlar edilgen çatılı bir fiildir. Atanma eylemini yapan kişi belli mi? Atamayı kim yapmış? Bakın belli değil. O yüzden atandı sözcüğü nedir? Edilgendir. Kardeşim bu yıl okulun basketbol takımına seçildi. Seçilmek fiil. L ikimizi almış. Kimin seçtiği belli mi arkadaşlar? Seçme işini kim yapmış? Belli değil. Bakın o yüzden bu da nedir? Edilgen çatılı bir fiildir. Misafirler için kekler, börekler ve çörekler hazırlandı. Yine hazırlamak fiil. Ne ikimizi almış? Kimin hazırladığı belli değil. Annesi mi hazırladı? Ablası mı hazırladı? Abisi mi hazırladı? Ya da evde bulunan başka biri mi hazırladı? Belli değil. O yüzden hazırlandı fiili burada edilgen çatılı bir fiildir. Oğlunun şehadet haberini alan kadın bir anda yıkıldı. Bakın yıkılmak fiil. L ikimizi almış. Yıkılan kim? Oğlunun şehadet haberini alan kadın. Özne. İşi yapan özne belli. İşten etkilenen özne belli. Dolayısıyla bu arkadaşlar N ekini de aldığı için dönüşlü bir fiildir. Diğerlerinden farklı olduğu için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Diğer seçeneğe de bakalım. Sınıfta uyulması gereken bütün kurallar bir bir okundu. Okundu fiil. Ne ikimizi almış? Kimin okuduğu belli değil. Müdür mü? Öğretmen mi? Sınıf başkanı mı? Bakın kim olduğu belli olmadığı için o yüzden okundu fiili de edilgen çatılı fiildir arkadaşlar. İkinci soru. Cümlelerin hangisinde roman sözcüğü sözde özne göreviyle kullanılmıştır? Sözde özne dediğine göre yüklemdeki fiilin edilgen olması lazım arkadaşlar. Roman olmuş ya da olabilecek olayları anlatır. Anlatmak fiil ne anlatır? Roman özne. Yüklemdeki fiil L ve N ikini almamış. Özne de gerçek özne olduğu için anlatmak sözcüğü etken çatılı bir fiildir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Roman gerçekleri yansıtan bir ayna gibidir. Arkadaşlar yüklem gerçekleri yansıtan bir ayna gibidir. Sıfat tamlaması olduğu için ayrılmaz. Ayna gibidir'i ele alacak olursak zaten isim soylu sözcüktür. O yüzden burada çatı aranmaz. Bundan dolayı biz B seçeneğini denemiş oluruz. Roman uzun araştırma ve gözlemler sonucu yazılır. Dursun. Roman bazen fantastik ve masalsı olayları ele alır. Ele alır yüklem ne? Roman özne. Bakın yüklem olan sözcük L ve N ikini almamış arkadaşlar. Özne gerçek özne. O yüzden ele alır sözcüğü nedir? Etken çatılıdır. Bundan dolayı biz D seçeneğini elemiş oluruz. Roman hikayeye göre oldukça farklı nitelikler taşır. Taşımak fiil. Taşıyan ne? Roman özne. Bakın taşımak fiili de yine L ve N ikini almamış. Bu da etken çatılı bir fiildir. Çünkü gerçek öznesi var arkadaşlar. Bundan dolayı biz E seçeneğinde elemiş oluruz. Roman uzun araştırma ve gözlemler sonucu yazılır. Yazılır fiil. L ikimizi almış. Kimin yazdığı belli değil. O yüzden bu nedir? Edilgendir. Edilgen çatılı fiil olduğundan dolayı da yazılan ne? Roman. Roman sözcüğü burada arkadaşlar sözde özne görevindedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Atasözlerinin hangisi özne yüklem ilişkisi bakımından farklıdır? Çıkmadık candan umut kesilmez. Kesilmez fiil ve yüklem. Bakın L ikimizi almış. Umudu kimin kesmediği belli mi? Belli değil. O yüzden arkadaşlar buradaki kesilmez sözcüğü nedir? Edilgendir. Doğmamış çocuğa kaftan biçilmez. Biçilmez fiil ve yüklem. L ikimizi almış. Kimin biçip kimin biçmediği belli mi? Bu da değil. O yüzden bu da edilgendir. Denize düşen yılana sarılır. Dursun. Destursuz bağa girilmez.
Girilmez fiil. Bakın L ikimizi almış. Kimin girip kimin girmediği belli mi? Bu da belli değil. O yüzden gerçek öznesi yok. Bu da edilgen. 9 at bir kazığa bağlanmaz. Bağlanmaz fiil. N ikimizi almış. Kimin bağlayıp kimin bağlamadığı belli mi? Belli değil. Gerçek öznesi yok. O yüzden bu da edilgendir. Denize düşen yılana sarılır. Sarılmak fiil. L ikimizi almış. Kim sarılır? Denize düşen özne. İşi yapan özne belli. İşten etkilenen özne belli. Dolayısıyla arkadaşlar L ekini de aldığından dolayı biz buna ne diyoruz? Dönüşlü fiil diyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Cümlelerin hangisinde eylemin yapılışı ötekilerden farklıdır? Anlatılan fıkraya salondakiler gülüştü. Gülüşmek fiil. Şey ikimiz almış. İşte çatılı bir fiil. Eylem de nedir arkadaşlar? Burada birlikte yapılır. Herkes olay yerine doğru koşuştu. Koşuştu fiil. Şey ikimiz almış. Koşuştu dediğine göre burada eylem yine birlikte yapılmış. Geçen yıl için eski takımıyla sözleşti. Dursun. Ahmet dedeyi görünce herkes kaçıştı. Kaçıştı fiil. Şey ikimiz almış. Görmüş olduğunuz gibi bu da birlikte yapılan bir fiildir. Ağacın dalına konan kuşlar güzelce ötüştü. Ötüşmek fiil. Bu da şey ikimiz almış. Ötüşme eylemi de kuşların birlikte gerçekleştirdiği bir eylemdir. Gelecek yıl eski takımıyla sözleşti cümlesinde ise sözleşmek fiil. Şey ikimiz almış. Sözleşme karşılıklı yapılan bir fiildir arkadaşlar. Dolayısıyla biz buna da karşılıklı işteş fiil diyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Cümlelerin hangisinin yüklemi dönüşlü çatılı bir fiil değildir demiş. Kadın yaramazlık yapan kocalarına söylendi. Söylendi yüklem kim? Kadın özne. Öznesi gerçek özne. Ne ikimizi almış? Dolayısıyla bu fiil nedir? Dönüşlü bir fiildir. Acılı haberi duyan herkes çok üzüldü. Üzüldü yüklem. L ikimizi almış. Kim üzüldü? Herkes özne. L ikini almış. Özne gerçek özne. Bu da nedir arkadaşlar? Yine dönüşlü bir fiildir. Yokuşun başına doğru koşucular yorulmuştu. Yorulmuştu fiil. Bakın L ikimizi almış. Kim yorulmuştu? Koşucular özne. Özne gerçek özne. L ikini almış. Dolayısıyla bu da dönüşlü bir fiildir. Yataktan kalktığı gibi anneannesine sarıldı. Sarıldı fiil. L ikimizi almış. Kim? O. Gizli özne. Öznesi gerçek özne. L ikini almış. Dolayısıyla bu da yine dönüşlü bir fiildir. Restoranın en güzel masası bize ayrılmıştı. Ayrılmıştı fiil. L ikimizi almış. Kim ayırmış bu masayı belli mi arkadaşlar? Belli değil. O yüzden ayrılmıştı sözcüğü nedir? Edilgen çatılı bir fiildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Atasözlerinin hangisinin yüklemi etken çatılı fiil değildir demiş. Derdini söylemeyen derman bulamaz. Bulamaz fiil. Kim bulamaz? Derdini söylemeyen özne. Bakın arkadaşlar özne gerçek özne. L, N ve Ş ekleri yok. O yüzden bu nedir? Etken çatılı bir fiildir. Kuştan korkan darı ekmez. Ekmez fiil. Kim ekmez? Kuştan korkan. Özne. Özne gerçek özne. L, N ve Ş eki yok. O yüzden bu da etken çatılı bir fiildir. Acele işe şeytan karışır. Karışmak fiil. Kim karışır? Şeytan özne. Bakın özne gerçek özne. Aynı zamanda L, N ve Ş eki yok. O yüzden bu da etken çatılı bir fiildir. Olacakla öleceğe çare bulunmaz. Dursun. Dost acı söyler. Söyler. Fiil. Kim söyler? Dost. Özne. Özne gerçek. L, N ve Ş eki yok. O yüzden bu da nedir arkadaşlar? Etken çatılı bir fiildir. Olacakla öleceğe çare bulunmaz. Bulunmaz. Fiil. N ekimizi almış. Kimin bulacağı belli mi arkadaşlar? Belli değil. O yüzden bu da nedir yine? Edilgen çatılı bir fiildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Yedinci soru.
Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi dönüşlü bir fiil değildir? Arkadaşlar, dönüşlü olabilmesi için L ve N ikini alması lazım. Aynı zamanda öznenin de gerçek olması lazım. Dalgalandım. Bakın N ikini almış. Kim dalgalandı? Ben. Özne gerçek. O yüzden bu dönüşlüdür. Biri elemiş oluruz. Duruldum. L ikini almış. Kim? Ben. Özne gerçek. L ikini de aldığı için dönüşlüdür. Bunu da elemiş oluruz. Yoruldum. L ikini almış. Öznesi gerçek. Ben yoruldum. O yüzden bu da dönüşlüdür. Bunu da elemiş oluruz. Gördüm. Bakın L ve N iki yok. O yüzden arkadaşlar kim gördü? Ben. Bundan dolayı L ve N iki olmadığı için burası etkendir. Dönüşte olmayanı sormuştu. Bundan dolayı doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Vuruldum derken yine bakın L ekini almış. Kim vuruldu? Ben. O yüzden bu da nedir arkadaşlar? Dönüşlüdür. Bundan dolayı da biz 5'i de elemiş oluruz. 8. soru. Cümlelerin hangisinin yüklemi edilgen çatılı fiil değildir? Öykü ilgi çekici olaylara yer verdiği zaman okunur. Okunur fiil ne ekini almış? Kimin okuduğu belli değil. O yüzden bu edilgen çatılı bir fiildir. Bundan dolayı biz A seçeneğini elemiş oluruz. Birdenbire aşağı sokaktan gür bir ses işitildi. İşitildi fiil. L ikimizi almış. Kimin işittiği belli değil. Bu da edilgen çatılı bir fiildir. Bunun için B seçeneğini denemiş oluruz. Bazı yörelerde çocuk doğduğunda kavak dikilir. Dikilir fiil. L ikimizi almış. Bu da edilgen çatılı bir fiil. Kimin diktiği belli değil. Bundan dolayı C seçeneğini denemiş oluruz. Birçok koyun kurtlar tarafından parçalandı. Parçalandı fiil. N ikimizi almış. Arkadaşlar buraya dikkat edin. Kurtlar tarafından demiş. Kurtların parçaladığı belli gibi gözükse de N ekini aldığı için ve tarafından kelimesi kullanıldığından dolayı bu da edilgen çatılı bir fiildir. Biz bunu da elemiş oluruz. Saatlerce kalabalık sokaklarda umutsuzca gezindi. Gezindi fiil. N ekimizi almış. Kim gezindi? O. Gizli özne. Özne gerçek. N ekimizi almış. Bundan dolayı bu arkadaşlar nedir? Dönüşlü bir fiildir. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 9. soru. Cümlelerin hangisinin yüklemi dönüşlü çatılı fiil değildir? Dönüşlü fiiller L ve N ikini alır. Öznesi gerçek öznedir. Sabah erkenden kalkıp bayramlıklarını giyindi. Giyindi fiil. Kim? O. Gizli özne. Bakın N ikini de almış. Ondan dolayı arkadaşlar bu nedir? Dönüşlü bir fiildir. Çünkü öznesi gerçektir. Bundan dolayı A seçeneğini elemiş oluruz. Kardeşinin derslerinde başarı olduğu söylendi. Dursun. Kadın gurbetten gelen oğluna hasretle sarıldı. Sarıldı fiil. L ekimizi almış. Kim? Kadın özne. Özne gerçek. L ekini de aldığı için bu da dönüşlü bir fiildir. O yüzden biz C seçeneğini denemiş oluruz. İstediği çantayı alamadığı için çok üzüldü. Üzüldü fiil. L ikimizi almış. Kim üzüldü? O. Gizli özne. Özne gerçek özne. L ikini de aldığı için bu da dönüşlü bir fiildir. Bunu denemiş oluruz. Son günlerde arkadaşlarına karşı kötü tavır takındı. Takındı. Fiil. N ikimizi almış. Kim? O. Gizli özne. Özne gerçek özne. N ikini de aldığı için bu da dönüşlü çatılı bir fiildir. O yüzden E seçeneğini denemiş oluruz. Kardeşinin derslerinde başarılı olduğu söylendi cümlesinde ise söylendi fiil ne ikimizi almış, kimin söylediği belli değil. O yüzden bu edilgen çatılı bir fiildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 10. soru. Cümlelerin hangisinde eylemin yapılışı ötekilerden farklıdır? İşçiler fabrikanın açılması için saatlerce bekleştiler. Dursun. İki eski dost karşılaşınca büyük bir özlemle selamlaştılar. Bakın arkadaşlar, laş ekini almış, işteş çatılı bir fiil. Bu nasıl gerçekleşiyor peki arkadaşlar? Bu karşılıklı gerçekleşen bir eylemdir. Geçen hafta fuarda ünlü birkaç yazarla tanıştım. Tanışmak fiil, şey var arkadaşlar kelimenin kökünde. Olsun, fark etmiyor, bazen ek halinde, bazen de kelimenin kökünde oluyor işteşlik. Tanışma eylemi de yine nasıl?
karşılıklı yapılan bir eylemdir. Eleştirmenler roman söz konusu olunca sert tartıştılar. Tartışmak şey var bakın yine arkadaşlar. Tartışmak da karşılıklı olan bir eylemdir. Yazar yeni eserleri için farklı bir yayın eviyle anlaştı. Anlaşmak fiil yine şey ikimizi almış. Bu da arkadaşlar karşılıklı olan bir eylemdir. İşçiler fabrikanın açılması için saatlerce bekleştiler cümlesinde bekleşmek fiildir. Şey var arkadaşlar. Bekleşmek ise birlikte yapılan bir fiildir. Eylemin yapılışı ötekilerinden farklı olanı sormuştu. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 11. soru cümlelerin hangisinde şey iki bir eylemin karşılıklı olarak yapıldığını gösterme işleviyle kullanılmıştır. Uçuşuyordu derken arkadaşlar bakın birlikte yapıldığını gösterir. Bekleyişti derken yine birlikte yapıldığını gösterir. Gülüştü derken yine arkadaşlar bu da eylemin birlikte yapıldığını gösterir. Kaçıştılar derken yine birlikte yapıldığını gösterir. Yazıştılar derken ise arkadaşlar yazışma karşılıklı yapılan bir eylemdir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 12. soru cümlelerin hangisinde karşılıklı yapma anlamı vardır? Sesleri duyunca bütün arkadaşlarla kaçıştık. Kaçışmak nedir arkadaşlar? Birlikte yapılan bir eylemdir. Çocuğun sözlerine salondakiler gülüştüler. Gülüştü derken birlikte yapılmıştır. Kadınlar ölünün üzerinde saatlerce ağlaştılar. Bu da birlikte yapılan bir eylemdir. Geçen akşam arkadaşlarla bizim evde ders çalıştık. Birlikte yapılan bir eylemdir. Tiyatro binasının önünde buluşmak üzere sözleştik. Sözleşmek arkadaşlar karşılıklı yapılan bir eylemdir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 13. soru cümlelerin hangisinde kitap sözcüğü sözde özne göreviyle kullanılmıştır? Kitap gerçek yaşamdan bize kesitler sunar. Sunmak fiil. Sunan ne? Kitap özne. Özne gerçek olduğu için arkadaşlar bu nedir? Etken çatılı bir fiildir. Kitap gerçekliğin farklı yansımalarını taşır. Taşımak fiil. Taşıyan ne? Kitap özne. Özne gerçek olduğundan dolayı taşımak fiili yine etkendir. Kitap akıcı olduğu zaman herkesçe okunur. Dursun. Kitap bir rehber gibi bize yol gösterir. Yol göstermek fiil. Yol gösteren ne? Kitap özne. Özne gerçek olduğu için bu nedir? Etken çatılı bir fiildir. Kitap er ya da geç gerçek okuyucusunu bulur. Bulmak fiil. Bulan ne? Kitap özne. Özne gerçek olduğundan dolayı bu da etken çatılı bir fiildir. Kitap akıcı olduğu zaman herkesçe okunur. Okunmak fiil. Ne ikimizi almış? Kimin okuduğu belli değil. O yüzden edilgendir. Edilgen çatılı fiillerin öznesi sözde öznedir. Okunan neydi? Kitap. Buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Sözde özne diyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 14. soru. Cümlelerin hangisinde şiir sözcüğü sözde özne göreviyle kullanılmamıştır diyor. Şiir duygulara seslendiği için çok sevilir. Sevilmek fiil. Bakın L ikimizi almış. Dolayısıyla bu nedir arkadaşlar? Edilgen çatılı bir fiildir. O yüzden şiir ifadesi de sözde öznedir. Bundan dolayı A seçeneğini elemiş oluruz. Şiir her zaman kolay bir şekilde anlaşılmaz. Anlaşılmaz fiil. L ikimizi almış. Kimin anlamadığı belli değil. O yüzden bu da edilgendir. Bundan dolayı da şiir sözcüğü sözde öznedir. Bunun için B seçeneğini denemiş oluruz. Şiir bize fark edemediğimiz ayrıntıları gösterir. Dursun. Şiir dilin en güzel kelimeleriyle süslenmiş. Süslenmiş, yüklem ve fiil. Ne ikimizi almış? Kimin süslediği belli değil. O yüzden edilgendir. Edilgen olduğu için de şiir sözcüğü burada sözde özne görevindedir. Bunun için D seçeneğini denemiş oluruz. Şiir başka bir dile çok zor çevrilir. Çevrilir, yüklem ve fiil, L ikimizi almış, kimin çevirdiği belli değil, edilgen çatılı bir fiil, edilgen olduğu için de şiir ifadesi burada sözde öznedir. Bundan dolayı E seçeneğini denemiş oluruz. Şiir bize fark edemediğimiz ayrıntıları gösterir. Arkadaşlar gösterir nedir? Yüklem ve fiildir.
L ve N ikini almamış. Gösteren ne? Şiir. Burada arkadaşlar gerçek öznedir şiir. Bundan dolayı da göstermek fiili etken çatılıdır. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 15. soru. Cümlelerin hangisi özne yüklem ilişkisi bakımından bu cümleden farklıdır demiş. Molière'in oyunları Ahmet Vefik Paşa tarafından Türkçe'ye çevrildi. Çevrildi, yüklem ve fiildir arkadaşlar. L ekimizi almış. Her ne kadar Ahmet Vefik Paşa tarafından dese de çevrildi sözcüğü arkadaşlar edilgen çatılı fiil olarak kabul edilir. Ahmet Vefik Paşa çevirdi deseydi etken kabul edecektik. Fakat tarafından ifadesini kullanıldığı için yine edilgen çatılı bir fiildir. Şimdi seçeneklere bakalım. Ünlü yazar devlet tarafından ödüllendirildi. Bakın ödüllendirmek fiil, L ekimizi almış. Yine devlet tarafından ifadesini kullansa da bu da nedir arkadaşlar? Edilgen çatılı bir fiildir. Farklı olanı sormuştu. Bu benzerlik gösteriyor. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Sınav sonuçları geçen hafta açıklandı. Açıklandı fiil, N ekimizi almış. Kimin açıkladığı belli değil. Bu da edilgen çatılı bir fiil. Bunu denemiş oluruz. Ödüller sahiplerine yarın dağıtılacak. Dağıtmak fiil, L ekimizi almış. Kimin dağıtacağı belli değil. Bu da edilgen çatılı bir fiildir. O yüzden C seçeneğini denemiş oluruz. Olay yerinde savcı 3 saat beklendi. Beklendi fiil, N ekimizi almış. Kimin beklediği belli değil. O yüzden bu da edilgen çatılı bir fiildir. Bunu denemiş oluruz. Düşünmemek için önündeki direğe tutundu. Tutunmak fiil, N ekimizi almış. Kim tutundu? O, gizli özne. Özne gerçek özne. N ekini aldığından dolayı bu nedir arkadaşlar? Dönüşlü bir fiildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir testin daha son sorusuna geldik. 16. soruya. Atasözlerinin hangisi özne yüklem ilişkisi bakımından ötekilerden farklıdır demiş. Harman döven öküzün ağzı bağlanmaz. Bağlanmaz fiil. Ne ekimizi almış? Kimin bağlayacağı belli değil. O yüzden bu nedir? Edilgendir. Alet işler el övünür. Bu dursun isterseniz. Dere geçerken at değiştirilmez. Değiştirilmez fiil. Ne ekimizi almış? Kimin değiştireceği belli değil arkadaşlar. Bu da edilgen çatılı bir fiildir. Yiğit lakabıyla anılır. Anılmak fiil. L ekimizi almış. Kimin anacağı belli değil. O yüzden bu da edilgen çatılı bir fiildir. Çıkmadık candan umut kesilmez. Kesilmez fiil. Kimin umudu keseceği belli değil. L ekimizi de almış. O yüzden bu da edilgen çatılı bir fiildir. Alet işler el övünür. Övünmek fiil. Kim övünür ya da ne övünür? El övünür. Özne. Gerçek özne. Ne ekimizi de aldığından dolayı bu nedir arkadaşlar? Dönüşlü çatılı bir fiildir. Farklı olanı sormuştu. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.